Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuz, yeni konumuzda karşınızdayız. Bu videomuzda polinomlara giriş yapıyoruz. Polinom kavramıyla başlayalım gençler. N bir doğal sayı, x bir değişken yani bilinmeyen, a0, a1, a2, nokta nokta an birer gerçek sayı olmak üzere an x üzeri n artı an eksi 1 x üzeri n eksi 1 artı nokta nokta a2 x üzeri 2 artı A1 çarpı x üzeri 1 artı A0. Aslında arkadaşlar burada gördüğünüz A0'ın yanında gizli bir x üzeri 0 katsayısı vardır. Bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1'e eşittir. 1 ile A0'ı çarparsanız yine A0 olur. Yani herhangi bir şey değişmez. Bu yüzden buradaki x 0'ı yazmasak da olur. Bu biçimdeki ifadelere gerçek katsayılı bir değişkenli polinom denir. Ama biz kısaca polinom deyip geçeceğiz gençler. Burada dikkat etmeniz gereken ifade şu. X'in üzerindeki sayının kesinlikle doğal sayı olması gerekiyor polinom olması için. X'in üzerindeki sayı diyorum. X'in başındaki sayı demiyorum arkadaşlar. Bunlara da lütfen dikkat edin. Örneklerimizi inceleyelim. Daha sonra biz örnek yapıp devam edeceğiz konumuza. Mesela dikkat edersem ilk önce dikkat etmem gereken şey X'in üzerindeki sayıların doğal sayı olması. Doğal sayılarımız neydi arkadaşlar? Sıfırdan başlıyordu. 0, 1, 2, 3 diye sonsuza kadar gidiyordu. Yani burada gördüğünüz n sayısının sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bakın x'in üzerinde 2 var. X üzerinde 1 var. Burada da sabit sayımız olan x üzeri 0 var. X'in üzerindeki bütün sayılar doğal sayı oldu mu? Evet oldu. Başındakiler arkadaşlar gerçek katsayı fark etmiyor. Reel sayılar olabilir. O halde bu bir polinomdur. Mesela bu da bir polinom. Çünkü x'in üzerindeki sayılar nedir? Doğal sayıdır. Dediğim gibi sabit sayıların da yanında x üzeri 0 vardır. 0 da bir doğal sayı olduğu için sabit terimleri de biz polinom kavramına dahil edeceğiz diyoruz. Şimdi örnek yazalım isterseniz. Mesela px ile gösterilir. Bunlara da değineceğiz ama şöyle olsun. Kök içerisinde x artı 7 ifadesi olsun. Arkadaşlar bunu üslü sayı cinsinden yazalım. Kök nasıl yazılırdı? Hatta şurası 3 olsun. 3'ü yukarıya yazıyordu. Kökün derecesinin aşağıya artı 7 ifadesi. Bakalım burada gördüğünüz 3 bölü 2 sayısı bir doğal sayı mı? Hayır değil. Eğer doğal sayı değilse bu bir polinom değildir diyeceğiz arkadaşlar. X'in üzerindeki sayının 0'a eşit ve 0'dan büyük olan doğal sayılar olması gerekiyor diyoruz. Polinomlar genellikle px, qx, rx şeklinde gösterilirler arkadaşlar. Böyle. Fonksiyonlar kavramına çok benziyor dikkat ederseniz. X değişkenimiz sağ tarafta da değişkene bağlı bir denklem var. Bakın x değişken sağ tarafta bu değişkene bağlı denklemlerimiz olacak. Ama x'in üzerindeki sayıların kesinlikle ve kesinlikle doğal sayı olmasına dikkat ediyoruz. Birinci sorumuza geldik. Bana diyor ki yukarıdaki ifadelerden hangisi polinomdur? İlk dikkat etmem gereken x'in üzerindeki sayının doğal sayı olmasıdır. Bakalım x'in üzerindeki sayı ne? 5. 5 bir doğal sayı mı? Evet. Eksi 1 sabittir. Sabitin yanında x üzeri 0 vardır. 0 da bir doğal sayı. Bütün terimleri arkadaşlar kontrol etmem gerekiyor. Bu arada terimlerimiz toplam ve çıkartma şeklinde ayrılır. Birinci terim bakın. İkinci terim, üçüncü terim. Toplama işlemiyle ayrılması gerekiyor. Bak birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim. Toplama ya da çıkartmayla terimler ayrılıyor diyoruz arkadaşlar. O halde birinci de bütün hepsi ne oldu? Doğal sayı. Doğal sayısı polinomdur diyeceğiz. Hemen geldik ikinci öncülüm. Dediğim gibi sadece x'in üzerindeki sayıya bakıyorum. 2, x'in üzerindeki sayı 1. 2 ve 1 doğal sayıdır. Bu da bir polinomdur. Hocam burada mı bölü 3 var? Arkadaşlar bu bölü 3 ifadesi aslında şu değil midir? Eksi 4 bölü 3 çarpı x üzeri 1'dir. 4 bölü 3 katsayıdır arkadaşlar. Bu başındaki katsayı. Başındaki katsayı beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım x'in üzerindeki sayının doğal sayı olmasıdır. Üçüncü öncülümüze bakalım. Üçüncü öncülde hatta ne yapalım? Düzenleyelim biz rx polinomumuzu. Payda parçalama işlemi yapalım. 4 bölü 3 x kare eksi 3 bölü 3 x bu da 1'i verdi bana arkadaşlar. Bakalım x'in üzerindeki sayılara. Buradaki 2, buradaki 1. 2 ve 1 doğal sayı olduğu için 3. öncülde bir polinomdur diyorum. Geldim 4. öncülüme. X'in üzerinde 3
doğal sayı. X'in üzerindeki 2 doğal sayı ama burada kök x ifadesi var. Kök x aslında nedir arkadaşlar? X üzeri 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 sayısı da doğal sayının elemanı değildir. O halde şundan dolayı bu ifade polinom olmuyor. Geldim buraya. X'in üzerindeki sayı 2, X'in üzerindeki sayı 1 arkadaşlar. Bakın başındaki ya da sağındaki ya da solundaki ya da altındaki sayının hiçbir önemi yok. Benim için önemli olan şey X'in üzerindeki sayıdır. 2 ve 1 doğal sayılar. İkisi de doğal sayı olduğu için arkadaşlar bu ifadem bir polinomdur diyorum. Geldim 6. öncülüme. X'in üzerindeki sayı eksi 2. Eksi 2 doğal sayıların elemanı mı? Hayır değil. Elemanı olmadığı için bu ifadede polinom olmadı. Bir tane olmayan olursa direktman bütün hepsini ne yapabiliriz? Silebiliriz diyoruz. İkinci sorudayız. Px ifadesini vermiş. Bu ifade bir polinom olduğuna göre n'nin alabileceği farklı değerleri bulun diyor. Arkadaşlar ne demiştik? X'in üzerinde değil mi n'ler? X'in üzerindeler. O halde X'in üzerindeki sayıların teker teker doğal sayı olması gerekiyor. Doğal sayı dediğimiz şey sıfıra eşit ve sıfırdan büyüktür. Sıfıra eşit ve sıfırdan büyük. Bunları ne yapacağız? Çözeceğiz. Sol karşı tarafa attım. N büyük eşittir. Artı 3 çıktı. Bunu bu tarafa attım. 10 büyük eşittir. 2n her tarafı 2'ye böldüm arkadaşlar. 5 büyük eşittir. Kaçı verdi bana? N'i. Şimdi burada bulduğum iki tane eşitsizliği birleştirebilirim. 3'ten büyük olacak, 5'ten küçük olacak. Yani arkadaşlar 3 ile 5 arasında oluyor. 3 ve 5'i de dahil edebilirsin. N'nin alabileceği değerler nedir? 3, 4 ve 5'tir. Yani toplam 3 tane farklı değer alabilir diyoruz. Geldik şimdi üçüncü sorumuza. Bu ifade yine bir polinom olduğuna göre n'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Yine aynı şey yapacağız arkadaşlar. Ayrıca x'in üzerindeki sayı yani burada n kare artı 12 bölü n ifadesinin bir doğal sayı olması gerektiğini biliyorum. İstersen sıfır eşit ve sıfırdan büyük diyebilirsin ama burada bir bölme işlemi var. Bölme işlemini gerçekleşeceğiz. Daha sonra şuradaki ifadeyi de kontrol ediyorsun. Çünkü bütün terimlerin sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bunun paydası yok. Direktman yazsak da olur. 5 büyük eşittir n. Yani n ifadesi 5'e eşit ya da 5'ten büyük olacak. Şimdi hemen buraya geldim. Doğal sayıları düşünüyorum. Doğal sayılar neydi? 0, 1, 2, 3, 4 böyle sayılarda paydaları var mı bunun? Var ama 1. Yani yok diye nitelendirebilirsin. Paydaları yoksa ama burada payda var. O halde paydadan kurtulmak isteyeceksin. Şurayı bir düzenleyelim diyorum. Bunu arkadaşlar temel kavramlarda görmüştük. Ben payda parçalama işlemi yapabilirim. N kareyi n'ye bölersem n'yi elde ederim. 12 bölü n ifadesi oldu. Bakın bunun paydası var mı? Yok. Tamam ben zaten böyle bir şey elde etmek istiyorum. Geliyorum buraya. Bunun paydası var ve n. Diyorum ki n olmaması gerekiyor. Paydadan kurtulmam lazım. Nasıl kurtulabilirim? Eğer n sayısı 12'yi tam bölerse mesela 12 bölü 2 yazarsam arkadaşlar ne olur? 6'ya dönüşür. 6 da bir doğal sayıdır. Çünkü burada seçeceğim n sayıları da bir doğal sayı olması gerekiyor. O halde diyorum ki n sayısının kesinlikle 12'yi bölen sayılardan oluşması gerekiyor. Ama bu doğal sayılardan oluşması gerekiyor arkadaşlar. Buraya da dikkat edelim. Yani kalkıp ben buraya eksi 2 yazmayacağım. Hemen geliyorum. Diyorum ki doğal sayılarımız sıfırdan başlıyor ama paydayı sıfır yazamam. 1 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. 12 bölü 1'den 12 olur. Bir doğal sayıdır. 2 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. 3 yazabilirim. 4 yazabilirim. 5 yazabilir miyim? Hayır arkadaşlar yazamıyorum. 6 yazabilirim. Daha sonra kaç yazabilirim? 12 yazabilirim. Bakın buradan da bu kadar seçeneğim var. Bunların ikisini birleştirmem gerekiyor. N sayısı 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'den biri olacak. Ayrıca 5'e eşit ve 5'ten küçük olması gerekir. Bunların hepsini birleştirirsem 1, 2, 3 ve 4 sayılarını elde edebilirim diyorum arkadaşlar. Yani 4 tane farklı değeri varmış n'nin dedik. Şimdi geldik dikkatimize. Buna da dikkat edelim lütfen. Yine önemli nitelendirdiğimiz kurallarımızdan biridir. Px polinomunu yine an x üzeri n artı an eksi 1 x üzeri n eksi 1 şeklinde ne yapmış? Tanımlamış. A sıfıra kadar gidiyor arkadaşlar. Bana diyor ki bu ifadelerinin her birine Px polinomunun terimleri denir. Bakın ne demiştik az önce? Terimler toplama işlemiyle ya da çıkartma işlemiyle ayrılırdı. Burada gördüğünüz bütün ifadeler bana neyi vermiş? Terimleri vermiş diyoruz.
Ayrıca an, an-1, a2, a1, a0 ifadelerinin her birine de px polinomunun katsayıları denir. X'lerin başındaki sayılar arkadaşlar bizim için katsayıları oluşturacak. Bunları okuyalım, ondan sonra örnek yazacağız sağ tarafa. Daha sonra an x üzeri n teleminde n sayısına bu teremin derecesi denir. Arkadaşlar eğer bir polinomda derece arıyorsan x'in üzerindeki sayıya bakacaksın. X'in üzerindeki en büyük sayı senin derecen olacak. İlla ki başta olmak zorunda değil. Kafanızı karıştırmanız için aralara falan gizliyorlar. Ne yapacakmışsın? X'in üzerine bakacakmışsın. X'in üzerindeki en büyük sayı senin derecen olacak. Derecesi en büyük olan terimin derecesi aynı zamanda px'in de derecesidir. Neymiş? X'in üzerindeki sayı en büyük sayı hatta arkadaşlar px'in derecesini verecekmiş ve derece der px ile gösterilir. Px polinomunun derecesi şeklinde de okunur. En büyük dereceli terimin katsayısına ise px'in baş katsayısı denir. Dereceyi bulduktan sonra başındaki katsayıya bakıyorsun. Bu katsayı da baş katsayı oluyormuş. A0 terimine de polinomun sabit terimi denir. Sabit terimi neden diyoruz arkadaşlar? Çünkü yanında x yok. Yanında x yoksa sabit terimdir diyoruz. Hemen sağ tarafa bir tane örnek yazayım arkadaşlar. Bu örnekten yola çıkarak bunları ne yapalım? Bulalım. Mesela 7x üzeri 3 eksi 8x üzeri 5 artı 6x eksi 7 olsun. Şimdi terim diyor. Terimler nedir? 7x küp, 8x üzeri 5 eksi 8x üzeri 5, 6x ve eksi 7 olarak ne yapıyoruz? Terimlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Katsayılarımızda 7, eksi 8, artı 6 ve eksi 7'dir. İşaretiyle birlikte almayı unutmuyorum. Geldim derecelerimize. Bakın x'in üzerindekiler derece ama polinomun derecesini soruyorsa x'in üzerindeki en büyük sayıya bakıyorum. Bakalım 3, 5, 1. Bunun derecesi 0 arkadaşlar. En büyük derece nedir? 5'tir. O halde px polinomunun derecesi hop 5'e eşittir diyoruz arkadaşlar. Baş katsayıya bakalım. Baş katsayı neydi? Derecenin yani bu 5'in başındaki sayı. Başındaki sayımız nedir arkadaşlar? Eksi 8'dir. Tekrar söyleyelim. İşaretiyle birlikte almayı unutmuyorsunuz. Sabit terim yanında x olmayan terimdir. Yanında x olmayan terimden kaça eşittir? Eksi 7'ye eşittir diyoruz arkadaşlar. Zaten bir sonraki sorumuz da bununla alakalı. Bana terimini sormuş. Daha sonra katsayılarını sormuş. Daha sonra dereceyi ve baş katsayıyı. Hop, bir de arkadaşlar sabit terim sormuş diyoruz. Şimdi bunları dolduralım. Ne demiştik? Terimlerimiz toplama işlemleriyle ayrılırdı. Bakın burası birinci terimdir. 4 x üzeri 3. İkinci terim eksi 2 x karedir. İşaretiyle birlikte almayı unutmuyoruz. Üçüncü terimimiz 9x. Dördüncü terimimiz de 7'dir. Geldik katsayılarımıza. Katsayılarımız x'in başındaki sayılardı. Burada 4. Daha sonra eksi 2, daha sonra 9 ve en son 7'yi almayı unutmuyoruz. Çünkü 7'nin de yanında x üzeri kaç vardır? 0 vardır. Derece hemen bakalım x'in üzerindeki en büyük sayı. 3, 2, 1, 0. Hangisi daha büyük? 3. O halde bunun derecesi 3'tür. Baş katsayı dediğim şey derecenin başındaki sayıdır. Yani 4'tür. Sabit terim de kaça eşittir arkadaşlar? 7'ye eşittir diyoruz. Geldik 5. sorumuza. Olduğuna göre Px'in sabit teriminin derecesini ve baş katsayısını bulun. İlk önce arkadaşlar n sayısını bulalım. N sayısı üstte mi? Evet üstte. Polinom olması için üzerindeki sayıların kesinlikle sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olması gerekiyor. 5 eksi n sıfıra eşit veya sıfırdan büyük. 3n artı 1 sıfıra eşit sıfırdan büyük. Şunların ikisini çözmemiz bizim için yeterli olacak. Hop karşı tarafa attım. N sayısı 5'e eşit 5'ten büyük. Bunu arkadaşlar karşı tarafa atarsam 5 sayısı n'ye eşit n'den büyük. Bakın diyor ki n 5'e eşit 5'ten büyük. N 5'e eşit 5'ten küçük. Bakın bunun ikisini de sağlayan şey nedir? 5 sayısıdır. Yani n'nin kesinlikle 5 olması gerekiyor. Aynı bu şekilde bir artılısı bir de eksilisi verildiyse direktman ne yapacağız? N'yi
buradaki ifade alacağız. Mesela burada eksi 3'e direktman 0 eşitlersem ne olacak? Ne 3 sayısı olacak. Mesela artı olsaydı eksi 3 sayısı olacaktı. Bunları da lütfen ne yapın? Dikkat edin diyoruz. Şimdi n'yi bulduk. Bulduğumuz n ifadesini yerine yazalım. Px eşittir 2 çarpı n, gördüğüm yere 5 yazarsam 5 eksi 5'ten 0 olur. X üzeri 0 da 1'e eşittir. Bunu 1 diye yazdım. Aynı şekilde 5'i yerine yazarsam 5 eksi 5'ten 0. X üzeri 0 da 1'e eşit. 3 çarpı 5 artı 1. Aşağıdan devam edeyim. Burası 2 eksi 1 eksi 4 çarpı x üzeri 3 kere 5 15, 1'i topladım 16 oldu. Düzenleyelim isterseniz arkadaşlar. 2'den de 1 çıkarsa 1 eksi 4 çarpı x üzeri 16 ifadesini elde ettik diyoruz. Şimdi benden ne istemişti? Sabit terimini, hop, daha sonra dereceyi, daha sonra arkadaşlar baş katsayıyı. Sabit terim yanında x'i olmayan terimdir. Burada x'i olmayan terim kaçtır? 1'dir. Derece x'in üzerindeki en büyük sayıdır. Burada kaçı verdi bana? 16'yı. Baş katsayı ise derecenin başındaki sayıdır. Başındaki sayı 4 değil, eksi 4 olarak almam gerekiyor arkadaşlar. İşaretiyle birlikte almayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Geldik 6. sorumuza. Polinomun derecesi 5'tir. Hemen. Derece neydi? X'in üzerindeki en büyük sayıydı. Yani X'in üzerinde en büyük sayının 5 olması gerektiğini söylüyor. 5'ten büyük sayı olamaz. Geliyorum, burada ne var? X üzeri 7 var. Ama X üzeri 7 5'ten büyük. 5'ten büyükse bunu bir şekilde yok etmem lazım. Nasıl yok ediyorum? Arkadaşlar x'i yok etmek için başındaki sayıyı 0 yapman gerekiyor. Çünkü 0'la neyi çarparsan çarp sonuç kaça eşittir? 0'a eşittir. O halde diyorum ki 2 artı m'nin kesinlikle 0 olması gerekiyor. 0'dan farklı olursa bunun derecesi 7 olur çünkü. Ama dereceyi 5 vermiş. Buradan yola çıkarak 2'yi karşı tarafa atalım. M'yi eksi 2 olarak ne yaptık? Elde ettik diyoruz. Bakın burayı hallettik. Geldim buraya. Diyorum ki derece 5 ise kesinlikle benim Px polinomunda x üzeri 5 terimimin olması gerekiyor. Olmazsa olmaz. Nerede olabilir? Burada x üzeri 1 var. Ben burayı biliyorum. O halde diyorum şuradaki ifadenin, yani ne eksi 3 dediğim şeyin kesinlikle 5 olması gerekiyor. Hop, karşı tarafa attım. Artı olarak geçti. Ne dediğim şeyde kaç buldum? 8 buldum. Benden m eksi n'yi istemiş. M'yi eksi 2 bulmuştum. N'yi 8 buldum. Eksi 2 eksi 8 daha cevabı eksi 10'dur diyoruz. Geldik şimdi arkadaşlar 7. sorumuza. 7. sorumuz bize diyor ki polinomun baş katsayısı eksi 3. Hemen baş katsayı neydi, bunu bir hatırlayalım. X'in üzerindeki en büyük sayının başındaki sayıydı. Şimdi burada X'in üzerindeki sayıyı bilmiyorum. Acaba bu olabilir mi diye düşündüm ama bunun başındaki sayı kaç? 6. O halde baş katsayı burada 6 olamaz. Buraya bakıyorum. Demek ki diyorum burası, yani m eksi 1 ifadesi kesinlikle 3'ten küçüktür. Geldim bakıyorum, m kare artı 3 ifadesi, yani bunun yanında zaten x yok. X yoksa en büyük terim x üzeri 3'tür. Yani derecesi 3 oldu. Peki baş katsayı da derecenin başındaki sayı değil miydi? Evet. Yani burada gördüğünüz gibi m eksi 4 ifadesinin kesinlikle eksi 3 olması gerekiyor. Hop, karşı tarafa attım. Eksi 3 artı 4'ten m'yi artı 1 olarak elde ettim diyorum. Şimdi m gördüğüm yere artı 1 yazacağım. X üzeri m gördüm, 1 yazdım. M gördüğüm yere 1 yazarsam burası eksi 3 oldu. 1'in karesi artı 3 ifadesi. X üzeri burası 0 oldu. 0 da direkt 1'e eşittir. X üzeri 0. 1 ile de 6'yı çarparsam 6'yı verdi bana. Artı ile eksinin çarpımı eksi oldu arkadaşlar. Eksi 1 artı 3. İfadeyi düzenleyelim isterseniz. 6 artı 3 9. 1'i çıkartırsam 8 verdi bana. 8 eksi 3 x üzeri 3 oldu. Benden ne istemişti? Sabit terim. Sabit terim arkadaşlar x'i olmayan terimdir. X'i olmayan terim de 8'dir. Yani cevabımız 8'miş. Geldik arkadaşlar bazı özel polinomlara. Fonksiyonlara çok çok benziyor. Birinci maddemize bakalım. G bir gerçek sayı ve sıfırdan farklı olmak üzere
Px eşittir c ise, yani sadece sabit sayıdan oluşuyorsa, biz bu polinoma sabit polinom diyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi fonksiyonlarda da aynı şeydi. Sadece c gibi sabit sayı varsa sabit polinom oluyordu. Burada da sabit nedir arkadaşlar? Polinom olması gerekiyor. Sabit polinomun özellikleri ne? İçerisine ne yazarsak yazalım sonuç hep aynı olmak zorunda. Ve eşitliğin sağ tarafında x'li terimin olmaması gerekiyor. Görüldüğü gibi 3, eksi 7 bölü 3, kök içerisinde 5 artı 1'e ne yapmış? Eşit. X var mı? Hayır, yok. O halde sabit polinomdur arkadaşlar. Şurada şunu sorar gibisiniz. Ama hocam burada kök var. Köklü olunca hani polinom olmuyordu? Arkadaşlar bu köklü ifadede x olması gerekiyor. Şöyle olursa polinom olmaz. Çünkü bu x üzeri 1 bölü 2'dir. X'in üzerindeki sayının kesirli olmaması gerekiyor. Ama bu sabit sayı, sabit sayı köklü ifade olabilir diyoruz. Px sabit polinomun derecesi sıfırdır. Neden arkadaşlar? Biz ne demiştik? Sabitin yanında her zaman x üzeri sıfır ifadesi vardır. X üzeri sıfır da x'in üzerindeki sayının sıfır olması demek. Bu da sıfır dereceyi gösterir. Aynı şekilde mesela burada da x üzeri sıfır, burada da x üzeri sıfır var. O halde derecemiz sıfıra eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Geldik ikinci maddemize. Px eşittir sıfır polinomuna. Sıfır polinomu denir. Bu sefer eşitliğin sağ tarafında sabit sayı da olmaması gerekiyor. Sabit sayının sadece sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Sıfırdan farklı bir ifade kesinlikle olmayacak. Ayrıca şunu unutmayalım. Sıfır polinomun derecesi belirsizdir. Neden? Çünkü arkadaşlar mesela Px eşittir 0 çarpı x üzeri 7 olabilir. Mesela çarpıldığında da 0 verir değil mi? Burada derece 7. Ama aynı şekilde şu da olabilir. 0 çarpı x üzeri 8 de olabilir. Yani x'in üzerindeki sayılar belli değil. Belli değilse derecemiz belirsizdir diyoruz. Ne için ama? 0 polinom için arkadaşlar. 8. sorudayız. Polinom sabit polinom olduğuna göre Px polinomunu bulunuz diyor. Sabit polinom ise x'inin olmaması gerekiyor. X'li terim yok. X'li terimleri yok etmek için başındaki sayıları arkadaşlar sıfır yapıyorduk. O halde başındaki sayıları sıfıra eşitleyeceğiz. A artı 4 eşittir 0. Hop, karşı tarafa attım. A'yı buradan eksi 4 olarak buldum. Buraya geldim. B eksi 3 eşittir 0'dan karşı tarafa attım. B'yi 3 olarak elde ettim. O halde bundan da kurtulmuş oldum. Bundan da kurtulmuş oldum. Geriye kalan ifadelerimizi yazalım. Px eşittir 3 çarpı A. 3 ile A arasında gizli bir çarpma işlemi var. A'yı da kaç bulmuştum? Eksi 4. Eksi 5 çarpı B. B'yi de 3 bulmuştum. Çarparsam eksi 12 eksi 15 sayısını elde ettim. Eksi 12 eksi 15 daha eksi kaç oldu? 27. Yani Px polinomu eksi 27'ye eşittir diyoruz arkadaşlar. Bana zaten Px polinomunu sormuş. Gördüğünüz gibi x'lerden ne yaptık? Kurtulduk. 9. sorudayız. Burada ise polinomu sıfır polinomdur diyor. Yani hiçbir ifadenin kalmaması gerekiyor. Hepsinin arkadaşlar sıfırlanması gerekiyor. Ayrıca burada dikkat etmem gereken nokta bakın şurası. Burada x'ler de bir bütündü. X kareler de bir bütündü. Yani bir tane x kare bir tane x vardı. Ama şuraya bakıyorum. İki tane x kare var. Ben bunları bir bütün olarak yazmak zorundayım diyorum. İlk önce diğerlerini yazayım. Eşittir 2m eksi 6 çarpı x üzeri 3. X kareleri birleştirmek için x kare parantezini alıyorum arkadaşlar. X kare parantezini alırsam buradan bir eksi 4 gelir. Buradan da arkadaşlar eksi n ifadesi geldi. Bakın x kare parantezini almış oldum. Eksi m çarpı n eksi k. Diyorum ki bu polinomun sıfır polinom olması için her şeyin sıfırlanması lazım ama x küpün de sıfırlanması lazım, x karenin de sıfırlanması lazım, sabit sayının da sıfırlanması lazım. Bakın sabit sayı yanında x olmayandır. Yanında x olmayan terimleri birlikte bir bütün olarak almam gerekiyor. Buradan yola çıkarak 2m eksi 6'yı sıfıra eşitledim. Hop, karşı tarafa attım. Eşittir artı, her tarafı 2'ye böldük. M'yi buradan 3 olarak elde ettik diyoruz. Aynı şekilde eksi 4 eksi n ifadesini 0'a eşitledim. Karşı tarafa atarsam n dediğim şeyi de eksi 4 olarak elde ettim. Eksi m çarpı n eksi k ifadesini 0'a eşitliyorum. M'yi 3 buldum, n'yi eksi 4 buldum. K'yı da karşı tarafa atarsam ne olur arkadaşlar? Artı k olur. Eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımı da 12'dir. Yani k da 12'ye eşitmiş.
Benden m artı n artı k'yı istemiş. M'yi 3 bulmuştuk. N'yi eksi 4 bulduk. K'yı ise 12 bulduk. Toplarsak arkadaşlar 11 sonucuna ulaşırız diyoruz. Geldik şimdi polinom fonksiyonlara. Polinomlar ile fonksiyonlar birbirlerine çok benziyor demiştik zaten. Bize polinomumuzu vermiş. Polinomun değişkeni olan x'in gerçek sayı alınması durumunda, yani reel sayı, yani px polinomu reel sayılardan reel sayılara olması durumunda px polinomuna polinom fonksiyon denir. Yine arkadaşlar dikkat edelim, polinom dediği için x'in üzerindeki sayının kesinlikle doğal sayı olması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bu bir polinom fonksiyondur ama arkadaşlar x eşittir 3'te tanımlı olmadığı için polinom fonksiyon olamaz diyor. Reel sayılardan reel sayılara olan her polinom bir fonksiyondur. Ama reel sayılardan reel sayılara her fonksiyon bir polinom değildir arkadaşlar. Her fonksiyon polinom değildir ama her polinom bir fonksiyondur diye yorum yapabiliriz. Burada gördüğü gibi bu bir nedir? Fonksiyondur. Ama polinom mu? Hayır. Çünkü x aşağıda paydada kabul etmiyorduk arkadaşlar. Bu bir fonksiyon olmasına rağmen polinom değildir diye yorum yapacağız. Şimdi geldik px, qx ve rx polinomlarını bulmaya. İlk önce arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer içlerindeki ifadeler x'ten farklıysa İki yolla x yapıyorduk. Birinci yol içini, yani şurada gördüğünüz x artı 2'yi dışarıya benzetiyorduk. Yani dışarıdaki terimi x kare artı 4x eksi 5'i bir şeyler yapıp x artı 2'ye benzeteceğim. Burayı arkadaşlar x küp eksi x artı 3'e benzeteceğim. Buradaki fonksiyonu da x küp artı 1'e benzeteceğim. Şimdi benzetmeye çalışacağım. Bu soru için benzeyecek ama bazen benzemeyecek. Bu sefer ne yapıyorduk onu bir hatırlayalım. Hemen hatırlatma diyoruz. Hop. Diyelim ki p burada ne olsun? X eksi 3 olsun eşittir 4x kare artı 7 ifadesini verdi bana. Benden de px istiyor. Fonksiyonlarda diyorduk ki bir fonksiyonda fonksiyonun parantezin içerisindeki terim x'ten farklıysa ve x isteniyorsa içerisindeki ifadenin tersini al. Mesela x eksi 3'ün tersi nedir? X artı 3'tür. Ve x gördüğün yere x artı 3'ü yaz diyor. Hemen bir yazalım. Mesela x gördüğün yere x artı 3 yazarsam artı 3 eksi 3 bakın birbirini götürür. İçerisindeki ifade x kaldı. Diğer tarafta da x gördüğüm yere ne yazacağım? X artı 3 yazmam gerekiyor. Hemen bir tane daha örnek verelim. Mesela desin ki x 2x eksi 3 eşittir 7x olsun. Ve senden px istesin. İçerisindeki ifade x'ten farklı, dışını içine benzetemiyorum. Benzetemiyor isem içerisindeki fonksiyonun yani 2x eksi 3'ün tersini almam gerekiyor. Tersini alalım. Tersi neydi? X'i yazıyorduk. Eksi 3 çıkartma işlemi, çıkartma işlemi toplama işlemine dönüyordu. Çarpı 2 bölüye dönüyordu. Yani x artı 3 bölü 2 oluyordu. X gördüğümüz üzere x artı 3 bölü 2 yazarsak px elde ederiz. Buradaki ifadede de x gördüğümüz üzere x artı 3 bölü 2 yazmayı unutmuyoruz. Eğer arkadaşlar unuttuysanız lütfen fonksiyonların ters fonksiyon konusuna bir tekrar bir bakın derim. Şimdi gelin bu soru için benzetme yapacağız. Birinci öncül diyorum. Px artı 2 eşittir. Eşitliğin sağ tarafını x artı 2'ye benzetebilir miyim? Arkadaşlar x artı 2'nin parantez karesi x kare artı 4x artı 4 ifadesidir. Bakın aynı. Sabit sayı farklı. Sabit sayının artı 4 olmasını istiyorsam ne yapıyordum? Eksi 5'e ne yaparsam artı 4 olur? 9 eklersem. İfadenin değişmemesi için de 9 ne yapmam gerekiyor? Çıkartmam gerekiyor. 9 eklenmiş hali kaçı verdi bana? Artı 4. Yani burası ne oldu? X kare artı 4x artı 4 eksi 9 oldu. Şuradaki ifade neye eşitmiş? X artı 2'nin parantez karesine. Yani p x artı 2 eşittir x artı 2'nin parantez karesi eksi 9 oldu. Şimdi diyorum ki px istiyordu ya benden. Hop x artı 2 gördüğüm yere x yazarsam bakın px elde ettim. Burada da x artı 2 gördüğüm yere x yazacağım. Yani x kare eksi 9'a dönüştü. Px polinomu x kare eksi 9'muş diyorum arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde ikinci öncülümüze bir bakalım. İkinci öncülümüz q'lu bir polinom.
artı 3. Diyorum ki aa, ben burada bir 2 parantezini alsam ya da şurayı bir 2 ile çarpsam. 2 ile çarptığımı düşünün. 2x kare eksi 2x artı 6 oldu. Ama şurada ne var? Artı 3 var. Diyorum ki ben burada gördüğüm artı 3'ü artı 6 yaparsam içerisindeki ifadenin 2 katını elde etmiş olurum. Artı 3'e ne yaparsam artı 6'yı elde edebilirim. 3 eklersem. Ama aynı şekilde 3 çıkartmayı unutmuyorum. Bunların toplamı ne oldu? 6. Yani bu ifade aslında 2 tane x kare eksi 2x artı 6 eksi 3'e eşitmiş. Arkadaşlar şuradaki ifade ise 2 parantezini aldığımı düşünün. X kare eksi x artı 3 mü verdi bana? Zaten bakın içerisi de neydi? X kare eksi x artı 3'tü. Diyorum ki ben içerisindeki ifadeyi x dersem burası da x olduğu. Yani neyi elde etmiş oldum? Qx'i. Qx dediğim şey 2x eksi 3'tür diyoruz arkadaşlar. Bu soruda benzetme yolunu kullanacağız. Şimdi silelim gençler. Üçüncü öncülümüze bakalım. Üçüncü öncülümüz r x üzeri 3 artı 1 eşittir 5x küp. Şimdi arkadaşlar x küpün katsayısıyla başlayalım. Aa, burada 1, burada 5. Demek ki 5 katına eşittir. 5 ile x küp artı 1'i bir çarpalım. Çarparsam 5x küp artı 5 olur. Doğru mudur? Diyorum ki 5x küp evet burada tutuyor ama artı 5 olması lazım. Ben buraya 5 ekleyip 5 çıkartamaz mıyım? Evet eklerim ve çıkartırım. İfadem değişmez. Aynı sayıyı ekleyip aynı sayıyı çıkarttığım için. Ben şurada bir 5 parantezini alırsam diyorum. Burada x küp artı 1'i elde ettim. Yani parantezin içerisindeki ifadeyi buldum diyorum. Parantezin içerisindeki ifadeye ben x dersem burası da ne olmak zorunda? X olmak zorunda. Yani rx dediğim şey 5x eksi 5'i verdi diyoruz arkadaşlar. Burada mesela rx artı 2 de diyebilirdi. Bu sefer x küp artı 1'e x artı 2 dememiz gerekiyordu. Parantezin içerisinde ne istiyorsa onu oraya atıyoruz arkadaşlar. Burada benzetme yolunu uyguladık. Birazdan az önce gösterdiğim gibi hatırlatma yaptım ya ters alarak onu uygulamamız gerekiyor. Geldik şimdi 11. sorumuza. En güzel sorularımızdan arkadaşlar. Bakın x'i vermiş. Eksi 3x'i istiyor. Diyorum ki ben P eksi 3x'i bulmak için şurada parantez içerisinde x gördüğüm yere eksi 3x yazabilirim. O halde x gördüğüm yere eksi 3x'i yerleştiriyorum arkadaşlar. 2 çarpı eksinin eksi 3'ün karesi 9'dur. X'in karesi x karedir. Eksi ile eksi çarptım. Artı 3 kere 7, 21 oldu. Burada 2 ile 9'un çarpımında bana kaçı verdi? 18 x kare artı 21 x eşitmiş arkadaşlar. Başlangıçta eğer x'te bir ifade verildiyse daha sonra değişeğini sorsa bile ne yapmıyor? Fark etmiyor diyoruz. Hemen B şıkkına bakalım. B şıkkında ise benden ne istemiş? X artı 2'yi. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? X gördüğümüz yere x artı 2 yazmamız gerekiyor. Yine P. X gördüm, x gördüğüm yere x artı 2 yazıyorum. Eşittir 2 çarpı. X gördüm, x gördüğüm yere x artı 2 yazdım. Bu arkadaşlar yine fonksiyonlarda gördüğümüz örneklerden biridir. Şimdi ne yapmamız lazım? Düzenlememiz lazım. Parantez kare açılımı yapıyoruz. Nasıldı? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eğer unuttuysanız lütfen tekrar bir çarpanları ayırma kurallarına bakın. Bizim için çok önemli kurallarımızdı. 2'yi içeri dağıtalım. 2 ile x karenin çarpımı 2x kare. 2 ile artı 4x'in çarpımı artı 8x. 2 ile çarptım artı 8. Eksi 7'yi içeri dağıtıyorum. Eksi 7x eksi 14 verdi bana. Düzenleme yapmam gerekiyor arkadaşlar. Hop. X kare terim bir tane var. Bu yüzden direktman yazdım. 2x kareyi bak kullandıysam üzerine çiz. Çizmezsen kafan karışabilir. X terimime geldim. 8x eksi 7x toplarsam arkadaşlar artı 1x elde ederim. Ama 1 yazmasam da olur. Bakın üstlerini çizdim. Artı 8 eksi 14 toplarsam arkadaşlar eksi 6 sayısına ulaşırız. Yani P x artı 2 dediğim şey 2x kare artı x eksi 6'ya eşitmiş. Hop C'yi de burada çözelim.
P x üzeri 3. Burada da arkadaşlar x gördüğüm yere x üzeri 3 yazacağım. X üzeri 3'ün karesi eksi 7 çarpı x üzeri 3. Üstler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Çarparsam x üzeri 6 elde ederim. Eksi x üzeri 3. Neyi bulduk arkadaşlar? X küpü bulduk. Lütfen dikkat edin. Ayrıca şurada da denemek istiyorum. Mesela sadece x üzeri 3, x üzeri n, x üzeri işte 5 falan varsa x'in üzerindeki sayılar hep burada 3 olduğu için 3'ün katı olmak zorunda. Mesela p sadece x üzeri 5 olsaydı hep 5'in katı olmak zorundaydı. Buna da değinelim. İleride belki karşınıza gelir arkadaşlar. Burada polinomun p'ye 2x-1 polinomunu bulun demiş. Ne yapacağız arkadaşlar? X gördüğümüz yere 2x-1 yazmamız gerekiyor. Yazalım bakalım. Şuradan başlayalım. P x gördüğüm yere ne yazacaktım? 2x-1 yazıyordum. Hop. X gördüğüm yere 2x-1 yazdım. Parantezde yazıyorum. Bunun karesi alınmış. Eksi 3 çarpı 2x-1 hop eksi 5 ifadesi. Ne yapacağız? Parantez kare açılımı yapacağız. Yapalım bakalım. Birincinin yani 2x'in karesi 4x karedir. Birinci ile ikincinin çarpımı arkadaşlar kaçtır? Bunun da iki katını alacağız. Eksi 4x. Daha sonra ikincinin karesi yani eksi 1'in karesi de artı 1'dir. Eksi 3'ü içeri dağıtırsam eksi 6x artı 3'ü elde ettim. Bir de eksi 5 var. Hop düzenleyelim bakalım. X kare terim başka var mı? Hayır yok. Direktman yazıyorum arkadaşlar. Üzerlerini çiziyorum. X'li terimlere baktım. Eksi 4x, eksi 6x. Toplamı arkadaşlar eksi 10x'tir. Üzerlerini çiziyorum. Sabit sayılarımız artı 1, artı 3, artı 4 oldu. 5'i de çıkartırsam eksi 1'i verdi bana diyeceğiz. Şimdi işte buraya geldik. Arkadaşlar ne yapacaktık? Tekrar söyleyeyim. Fonksiyonlarla yaptığımız gibi eğer içeriği dışarıya benzetemiyorsak, 10. soruda yapmıştık ya, benzetmiştik. Benzettiğimizde direktman x yazıp sonuca ulaşıyorduk. Ama benzetemiyorsak bu sefer arkadaşlar parantez içerisindeki ifadenin tersini alacağız. Tersini alırken ne yapıyorduk? X'i yazıyorduk. Eksi 3 çıkartma işlemi. Çıkartma işleminin tersi nedir? Artı 3'tür. 2 ile x çarpım durumunda çarpmanın da tersi bölmedir. Yani bu ifadenin tersi arkadaşlar x artı 3 bölü 2 oldu. Yani x gördüğümüz yere x artı 3 bölü 2 yazmamız lazım. Yazalım bakalım. P isterseniz burada da yazın, isterseniz yazmayın ama yazsanız bile parantezin içerisindeki ifade size x'i verecek. X gördüğüm yere ne yazıyordum? X artı 3 bölü 2'nin parantez karesi artı 1 şeklinde. Cevabım bu. Cevap şıklarında arkadaşlar bu varsa bunu işaretleyin. Bu yoksa bunu düzenlemek zorundasınız. Px eşittir. Ayrıca parçalayabilirdiniz değil mi bunu? X artı 3'ün karesi bölü 2'nin karesi artı 1 şeklinde. Hemen arkadaşlar birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi yaptım. 2'nin karesi de 4'tür. Artı 1. Yine böyle bırakmayalım. Paydamız yine 4 olsun. Bunları aynen bu şekilde yazdık. Artı 9. 4 ile 1'in çarpımı da 4'tür. En son olarak arkadaşlar sabit sayıları da toplayarak düzenleyelim. 9 ile 4'ün toplamı da bize 13 verdi diyoruz. Cevap şıklarında ya bu vardır ya da arkadaşlar şu vardır. Hangisi varsa onu işaretlememiz gerekiyor. Şimdi geldik 14. sorumuza. Bakın benden bu sefer px'i değil de x kareyi istemiş. Ama arkadaşlar yine aynı şeyi yapacağız. İçeriği dışarıya benzetmeye çalışacağız. Benzetemiyorsak tersini uygulayacağız. Ama burada benzetebiliriz. Mesela px üzeri 3 ya ben 5 çarpı x üzeri 6 sayısını x üzeri 3'ün karesi olarak yazabilirim. Eksi 7 çarpı bakın x üzeri 3'ü aynen yazdım. Eksi 1. Benden neyi istemişti? Parantez içerisindeki ifadenin yani x üzeri 3'ün x kareye dönüşmesini istemişti. Dönüşüm yapacağım. Yani x üzeri 3 gördüğüm yere x kare yazacağım arkadaşlar. P x kare eşittir. 5 çarpı x üzeri 3 gördüğüm x üzeri 3 gördüğüm yere ne yazmam gerekiyordu? X üzeri 2 yazmam gerekiyordu. Üzerinde de ne var? İkinci kuvvet var. Eksi 7 çarpı x üzeri 3 gördüm. X üzeri 3 gördüğüm yere x kare yazıyorum. Düzenleyelim arkadaşlar. Buraya aynen yazdım.
Üstün üstü üstler ne yapılırdı? Çarpılırdı. 2 ile 2'nin çarpımı da 4. Eksi 7 x kare eksi 1 ifadesini elde ettik. Bakın cevabımız neymiş? 5 çarpı x üzeri 4 eksi 7 x kare eksi 1'dir diyoruz arkadaşlar. Bu sefer bana 5x'i sormuş. Şimdi benzetebilir miyim diye düşündüm ama parantezin içerisindeki ifade böyle kesirli falan. Ben bunu benzetemem dedim. Daha sonra düşünüyorum. Eğer ben benzetemiyorsam ne yapıyordum arkadaşlar? Tersini alıyordum. Tersini aldıktan sonra x'li haline dönüştürüyordum. Doğru mudur? Daha sonra diyorum ki x'li haline dönüştürdükten sonra x gördüğüm yere de 5x yazarsam direktman neyi elde etmiş olurum? Benden istenen ifadeyi. O halde ne yapacakmışız? X artı 4 bölü 3'ün tersini alıp x'i elde edeceğiz. Px'i şöyle yazayım hatta. Daha sonra oradan yardımla x gördüğüm yere 5x yazıp p 5x elde etmemiz gerekiyor. Hadi bakalım x artı 4 bölü 3'ün nesini alalım? Tersini alalım. Ne yapıyorduk? X'i yazıyorduk arkadaşlar. Bölü 3. Bölü 3 nedir? Tersi çarpmadır. O halde x çarpı 3 dedim. Soluna yazsan da olur, sağına yazsan da olur. Soluna yazdım. 3x artı 4'ün tersi de arkadaşlar neymiş? Eksi 4. Diyorum ki x gördüğüm yere 3x eksi 4 yazayım. Eğer yazarsam neyi elde edeceğim ama arkadaşlar? Px'i buraya çok dikkat edin. X gördüğün yere 3x eksi 4 yazarsan içerisi px oldu. 2 çarpı 3x eksi 4 yazıyorum arkadaşlar. Bir de dışarıda eksi 1 var. 2'yi içeri dağıtırsam 2 ile 3'ün çarpımı 6x çarptım. Eksi 8 eksi 1'den. Px dediğim şeyi ben ne olarak elde ettim? 6x eksi 9 olarak. Ama bana bunu mu istemiş? Hayır. Benden p 5x istemiş. Şimdi ise x gördüğüm yere 5x yazarak p 5x'i bulacağım diyorum. 6 çarpı x gördüm. 5x yazdım. Dışarıda da bir ne var? Eksi 9 var. Daha sonra 6 ile 5'i çarpacağım arkadaşlar. 6 ile 5'in çarpımı nedir? 30x eksi 9'u da aynen yazdım. Yani cevabım. Yani arkadaşlar p 5x dediğim şey 30x eksi 9 ifadesine eşittir diyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi son sorumuza. Son sorumuz standart bir sorudur. Karşınıza çok sık çıkacak soru tiplerinden biridir. Arkadaşlar p'nin içerisinde px yazılmış ve eşitliğin sağ tarafı birinci dereceden bir fonksiyona eşitse. Bakın birinci dereceden nereden anladım? X'in üzerindeki sayıdan. O halde diyorum ki bu ifade yani px birinci dereceden bir polinomdur. Birinci dereceden polinomların genel hattı, genel formülü ax artı b olmak zorundadır. Px gördüğüm yere ax artı b yazıyorum. Bakın p içerisinde neydi? Px'i gördüğüm yere ne yazdım? Ax artı b yazdım. Buradaki ifade 16x eksi 10'a eşitmiş. Daha sonra dedim ki ben p ax artı b'yi nasıl bulurum? X gördüğüm yere ax artı b yazarak. Burada da x gördüğüm yere arkadaşlar ax artı b yazıyorum. Yazalım bakalım. P ax artı b neye eşitmiş? A çarpı x gördüğüm yere ne yazacağım? Ax artı b yazacağım. Bu ifade de 16x. Buradaki dışarıdaki b'yi ne yapmıyorum ama unutmuyorum. X gördüğüm yere ax artı b dedim, bir de dışarıda artı b ifadesi var. Neye eşitmiş? 16x eksi 10'a. Şimdi a ifadesini içeri dağıtayım. A ile a'nın çarpımı a kare, bir de yanında x var. A ile b'nin çarpımı a çarpı b'dir. Artı b ifadesi 16x eksi 10'a eşittir dedim. Arkadaşlar eşitlik varsa x'li terimler x'li terimlerle eşittir. Şununla bu birbirine eşittir. Sabit sayı bakın. Sabit sayı x'i olmayan sayıdır. Bir bütün olarak alıyorum. Sabit sayı ile sabit sayının birbirine eşit olması lazım. X'ler eşit. O halde başındaki sayılar eşittir. Yani a kare kaça eşitmiş? 16'ya. A kare 16'ya eşitse şimdi 2'ye ayrılıyor. A dediğin sayı ya 4'tür arkadaşlar ya da nedir? Eksi 4'tür. Yani iki durumu da kesinlikle kontrol etmen gerekiyor diyeceğim. Daha sonra sabit sayılara bakalım. A çarpı B artı B ifadesi de eksi 10'a eşit. Diyorum ki A'ya göre B de değişiyor. Hemen ne yapalım arkadaşlar? A'nın 4 olma durumunu inceleyelim. Daha sonra A'nın eksi 4 olma durumunu inceleyelim.
Şimdi A gördüğüm yere burada 4 yazarsam 4 çarpı B 4B artı B eşittir eksi 10'dan. Topladım arkadaşlar. 4B ile 1B'nin toplamı 5B'dir. Eksi 10. Her tarafı 5'e bölersem B'yi buradan kaç olarak elde ederim? Eksi 2 olarak. Peki buradan yola çıkarak PX dediğim şey neye dönüşür? AX artı B'di ya. PX arkadaşlar şuraya silelim. Düzgün yazmış olalım. Buradan yola çıkarak PX ifadesi AX, A'yı kaç bulmuştum? 4X artı B'ye eşittir. B'de kaçtır arkadaşlar? Eksi 2'ye eşittir. Şimdi ikinci maddemize geçelim. Yani A'nın eksi 4 olduğu maddeye. X, A gördüğüm yere eksi 4 yazıyorum. A çarpı B'den eksi 4 B artı B eşittir. Eksi 10. Arkadaşlar topladım. Eksi 3 B eşittir. Eksi 10'dan her tarafı eksi 3'e böldüm. Hop. B buradan kaç geldi? 10 bölü 3 geldi. Şimdi PX yazalım. PX neydi? A'yı kaç buldum? Eksi 4. X artı B. B'de 10 bölü 3 eşittir. Yani iki tane ne elde ettik arkadaşlar? PX polinomunu elde ettik. Eğer bu soru için eşitliğin sağ tarafı ikinci dereceden bir denklem ise PX'i ikinci dereceden denklem olarak AX kare artı BX artı C formatında almak zorundaydık arkadaşlar. Dediğim gibi bu çoğu soru bankasında yer alan soru tiplerinden biridir. Gençler son sorumuzdu. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda polinom kavramına giriş yaptık. Polinomun ne demek olduğunu lütfen unutmayın. Polinom X'in üzerindeki sayının doğal sayı olması demekti. Bu polinomda derece kavramını, baş katsayı kavramını, sabit sayı katsayılar kavramını da unutmamak gerekiyor. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.